Ben üçüncü grup adına Ogun Bey size mi söz veriyorum? Ali Bey, aslında evet. Cevapları vermeyelim. Evet, Ogun Bey. Çünkü çok güzel çalışmalar oldu. Biz o gruba çalışma özetlerini dinleyince gerçekten çok etkilendik. Bütün konular üst üste yazılmış, hepsi çok güzel örnekler gelmiş. Bunun için sözü Ali'ye bırakalım o zaman. Herkese tekrar selamlar. Biz özetlerini de ondan sonra bir kat daha özetini çıkarttık ki daha verimli olsun diye. Fakat arkadaş endişeniz olmasın, ben bir noktanın altını çizeyim. Hem burada yapmış olduğumuz tüm toplantıların video görüntüleri yayınlanacak. Federasyon web sitemizden biz link vereceğiz. Dernek web sitesinden yayınlanmış olacak. Artı toplantının özet raporları da yine ulaştırılacak. E-mail ve benzer yollar, belki de birçok halde ulaştıracağız. Dolayısıyla o konularda endişeniz olmasın. Kaçırdım diye düşünmeyin. Gruplar zaten bu raporlarının detaylı açıklanmış hallerini ulaştıracaklar. O ulaştırılmış değil mi Fatma Hanım? Ulaştıracak şimdi. Biliyorsunuz sanki ulaştırmayacağız diye. Evet. Başta hani biz bunları size ulaştıracaktık bu haliye. Sonrası o genişletilip düzenlenecek diye algılamıştım ben. Ona güldüm. Evet arkadaşlar notları aldık. Eminim ki diğer grup arkadaşlarımız da notlarını aldı. Ulaştıracağız. Ya çünkü belki sizin sorularınızdan sonra ilave edilmesi gereken konular da olur. Biz gruplardan raporu o şekilde almalıyız ki biz bunları kitapçıklara aktaralım. Daha okunabilir, daha düzenli hale getirip sonra size ulaştırmış olalım. Evet, hadi bir buyurun. Evet, biz 5 bölümde inceledik. Anaokullarında ana sınıflarda satrancın yaygınlaştırılması projesinin uygulama metodolojisini 5 başlıkta inceledik. Bir tanesi proje okullarının seçilmesiyle ilgili olan kısım. Burada Çalıştay grubu olarak satranç antrenörü belgesine sahip olan anaokullarının bulunduğu okullara öncelik verilmesi, bunların tespitini istedik. Sıfırdan bir öğretmene satranç öğretmek yerine mevcut satrancı bilen öğretmenlere bu eğitim vermemiz daha kolay olur diye. Fakat tabii ki bu mutlak kriter bir öncelik kazanması açısından. Bunun dışında okul idarelerine gönderilecek yazıyla o okul idaresinin de yönetimin de satranca sıcak bakması, bunu okulunda istemesi yani talep etmesi bizden gözetilmeli dedik. Yoksa malzemeleri gönderip eğitim verip geri dönüş alınmama durumu söz konusu olabilir. Seçilecek okullarda daha önce okulda satrancın olup olmadığını, çok önemli olmadığını düşündük. Hani varsa yine devam ettirebiliriz çünkü burada pek çok yeni kaynakla onlara ulaştırmış olacağız. Eğitim metodu, materyalleri ulaştırmış olacağız. Ya da hiç yoksa da tabii ki yaygınlaşması açısından çok önemli bir hizmet edilmiş olacak. Seçilecek okulların belirlenmesi konusunda böyle yöntemler izlenebileceği görüşündeyiz. Öğretmenlerin proje için eğitilmesi o okullardaki ikinci başlığımız. Seçilen öğretmenlerin proje için eğitime alınması ve ardından tüm sisteme bir günde veya iki günde hakim olamayacağı için interaktif olarak ve rehber öğretmen kılavuzu kitapçıya bastırılarak desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Üçüncü kısımda materyallerin seçilmesi ve kullanılması ile ilgili. Çok fazla öğretme yöntemi, tekniği, malzemesi, materyali dünden beri oldukça fazla izledik. Bunların önemli bir şekilde seçilip, müfredata uygun hale getirilip ve en son bir pedagojik formasyonu olan bir birim tarafından da incelenip hangi etkinlikler, hangi materyaller, hangi kaynaklar, hangi sırayla ve nasıl kullanılacak diye son bir düzenleme yapmak. Ana sınıflarında satrançla ilgili Olgun hocamızın zaten bir hazırladığı müfredat var. Şu an yaptığımız çalıştayla beraber de son bir yeni ürün çıkarttık ortaya. Bunu doğru bir şekilde uygulamamız lazım. Yoksa çok fazla yöntem kafa karışıklığında neden olacaktır. Dördüncü olarak eğitim motivasyonu dedik. 48-66 aylık öğrencileri kapsayan, satrancı sevdirmeyi amaçlayan metotların oluşturu olarak kullanılması. Ve bir de şunu gözetebiliriz. Şu an mevcut anaokullarında kullanılan eğitim metotlarını tanıyarak içerisinden satrançla ilgili neleri kullanabiliriz? Bunları da bir gözlemlememiz gerekli. Öğrenci ve öğretmen setlerinin hazırlanması, ailelerin de projeye bir şekilde dahil edilebilmesi konusunda eğitim metodolojisiyle ilgili aldığımız kararlardı. Son aşamada da projenin değerlendirilmesi, ürünlerinin çıktılarının alınması, sonuçlarının takip edilmesiyle ilgili
Bu noktada öğretmenle ve aileyle dokümanların değerlendirme raporlarının bulunması. Bunlar belki interaktif bir şekilde olabilir. Bir kısmı da yine çalıştığımız illerdeki öğretmenler vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. Bu eğitim raporlarının federasyona raporlanması ve aynı zamanda eğitim alan okul öncesi çocuklarının ilköğretime geçiş sırasında yine eğitim kuruluna rapor edilmesi. Bu noktada da belki hani yetenek tespiti diye bir çalışma yapılabilirse bunları da ayrıca değerlendirilebilir. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok faydalı fikirler ben edindim. Çünkü projenin uygulanması ile ilgili kafada soru işaretleri vardı. Alandan gelen sizlerin bu görüşlerinizi çok güzel bir sistematik şekilde değerlendirilmiş olmasından dolayı başta Olgun Bey'e, Ali Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bunları yine oturup birlikte değerlendirip tartışacağız. Şimdi arkadaşlar sizlerin sorularına geçelim isterseniz. Soru sormak isteyen veya görüş belirtmek isteyen arkadaşlarımız varsa önce yine kendinizi tanıtarak mikrofonla konuşalım, herkes duysun. Kime sormak istediğinizi yazabilirsiniz. Artık kim, her iki taraf Barış Bey olabilir. Ben Barış Bey olabilir. Barış ben, Barış Akyıldız. Ali Bey'e soracağım, yani yaşla ilgili olarak anlamak adına şimdi 72 ay diyor program, 72 ay 5 yaş oluyor, 66 ay diyoruz normal ay o. Kaç yaşı, yani biz kaç yaşına kadar çalışıyoruz burada? Çünkü ya bu onun konumuz buna göre program hazırlanmasının daha net olacağını düşünüyorum. Teşekkürler. Evet, şimdi ben cevaplayayım isterseniz. Şimdi arkadaşlar program ana sınıflarına yönelik. Malum Türkiye'de ana sınıflarına, ana sınıflarına gelen öğrencilerin yaşları 5 yaş, belki bir kısmı 6 yaş. 4 yaş bizim bu kategorimiz kapsamında değil. Az önce bu konuyu biz Kevin'le de konuştuk, tartıştık. Dolayısıyla ama hedef grubu ana sınıfları. Ana sınıflarındaki yaş değişiklikleri bizi etkilemiyor olacak. Hedefimiz o. Evet. Benimkisi soru yerine bir ekleme olarak satranç çikolatası Türkiye'de 3 firma tarafından üretilmekte. Kahve Dünyası tarafından İstanbul Merkezi'nde, Pelip Hastanesi tarafından kendi şubelerinde. Reklamlara? Yani bu bir reklam mı diye? Evet. Ve çeşitli mağazalarda bak üretiliyor. Evet. Teşekkürler. Başka arkadaşlar sormak katkıda vermiyor musun? Sezgin Şah, bazı farklı derslerde, akademik derslerde Türkiye genelinde ya da dünya üzerinde yapılan bir çalışma var. Önemli ürettiğiniz bir fikir varsa çocuklara o dersi ya da o konuyu öğretmek adına bununla ilgili bir proje sunuyorsunuz ilgili merkeze ve o projeler değerlendirilip en iyi aydınlığı bir tür yarışma ortamıyla birinci seçiliyor. Belki bizde de satranç anlamında bu tarz bir şey yapılırsa eğer eldeki yeni üretilen fikirler gelişime daha çok konularda daha iyi yakalamak adına fikir paylaşımlarını daha net ortaya koyabilir. Federasyonu değerlendirebilir belki bu tarz bir durumu. Çok teşekkür ediyorum. Bu çok enteresan bir fikir. Bunu bize yazılı olarak da detaylı getirebilirseniz biz bunu yine proje sonuç raporlarına tabii ki ben diğer alanlarla ilgili detaylı bilgi olarak aynı şekilde iletebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Başka soru, görüş, hazır. Şimdi geçmişte kaç bin okul olduğunu bilemiyorum ama satranç sınıfları açıldı. 15 bin şu anda. Şimdi ben Türkiye genelinde ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum ama Ankara'da bildiğim okullar var mesela. Satranç sınıfı açıldı. Hatta bir kısmı ben kendim de yönlendirdim. İşte şunları şunları yaparsanız devamlı okulunuzda satranç sınıfı açılır, size destek olur diye. Evet, öyle destek de aldılar. Fakat o okulda ilgilenen öğretmen gittikten sonra hem o sınıf hem o malzemeler boşa çıkıyor. Ne yazık ki boşa çıkıyor. Şimdi bu soru anlamında değil ama aklımızda bir soru işareti olması anlamında çözüm önerisi, yani takibi nasıl yapacağız anlamda. 1000 tane ana sınıfına aynı desteği sunacağız. Belki öğretmenine edeceğiz, edeceğiz, tutacağız. Ama onun takibini nasıl yapacağız? Ya da yapmak gerekiyor en azından. Bir soru işareti olarak aklımızda kalsın anlamındaydı. Söylemek istedim. Burada tabii sadece sorular değil, sorunları da konuşuyor olacağız. Ben teşekkür ediyorum. Burada bizim aklımızdan geçen uygulama metodolojisi olarak düşündüğümüz
Ana sınıfların en büyük avantajı öğretmenlerin değişmiyor olması. Dolayısıyla siz herhangi bir... Olmayacak da bu tabii daha az bir değişim. Diğerinde okulda daha ciddi değişimler oluyor. Fakat burada biz ana sınıf öğretmenimiz normalde 8 sene, 9 sene eğer kendisinin tayin çıkma zorundan ayrılmazsa aynı okulda kalıyor. Ana sınıfın malzemeleri orada kalıyor. Sınıflar değişmiyor. Dolayısıyla bu bizim için bir avantaj. Fakat biz projeyi sürekli takip edeceğimiz için eksilen yerleri tamamlama şansımız olabilir. Bunu yine çalışabiliriz, takip edebiliriz. Yani hem sınıfta materyaller bir yer, başka bir yere gitmemiş olacak, öğretmen eğitim almış olan öğretmenler olmuş olacak gibi bir durum var. Dolayısıyla bu sanki diğer sınıflara göre biraz daha avantajlı gibi gözüküyor. Fakat sonuçta burada bir nihai olarak tam net çözümü koymak, ortaya koymak mümkün değil. Biraz arayarak, takip ederek bunu yapabiliriz. Evet, ön taraftan mikrofon gelsin istersen. Seni kendinizden tanıtın sonra geliyor, mikrofon geliyor. Herkes duysun. Çetin Akça, İstanbul. Buradaki sorunun çözümü şöyle olabilir. Anaokulları, devlet okullarının bünyesindeki ana sınıfları 4 şube oluyor genellikle. Bazılarında 2, bazen 6 oluyor ama ortalama 4. Burada yapılabilecek hocamızda da ciddi bir sorun ama bunun çözüm yöntemi olarak da biz projeyi öğretmene götürmüyoruz, okula götürüyoruz. Eğitirken o okuldaki tüm öğretmenleri davet edersek bence daha ciddi bir çözüm olur. Sirkülasyon biraz daha süresini uzatabiliriz. Yani o ana sınıfındaki 4 öğretmeni eğitirsek ciddi bir çözüm bulur. Çünkü o 4'ünün birinden gitmesi daha uzun bir süre alır. Ya bu çok tabii doğru bir yaklaşım. Çünkü bir taraftan siz o okullarda herhangi bir ana okulundaki tek sınıfa değil de diğer sınıflara da götürmeyi de tepki yaptınız. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Başka? Sayın Başkanım, sizin değerimiz mi olacak? Buyurun. Ben bu konuyla ilgili özellikle söylemek istiyorum. Fatma Hanım'ın söylediği İş Bankası ana sınıfları, İş Bankası sınıflarının takibi oldukça zor. Biz özellikle bu yıl biraz daha kontrollü olarak dağıtmaya ve dağıttığımız en sondan başlamak üzere bütün sınıfları takip etmeye başladık. 2015-2016 yılında da İş Bankası satranç sınıfları artık daha yakından takip edilecek. Şimdi buradaki proje kapsamındaki 1000 okul çok daha sistemli, çok daha programlı olarak başlıyor. Bu şekilde başlamamızın bir nedeni de İş Bankası satranç sınıflarındaki takipsizliğin ya da takibin ne kadar zor olduğu noktasıydı. Evet, burada nedir? 14 bölge merkezi il seçtik. Bu satranç sınıflarının nerelere gideceğini sizlere biz bırakıyoruz. Takibi noktasında da paydaşlarımızdan, en önemli paydaşlarımızdan biri de siz olacaksınız. Bu noktada ben tabii ki Kasım Bey'in söylediği gibi bunu çok dört dörtlük takip edebileceği noktasında tabii ki çok olmayacağını düşünüyorum ama baktığımızda bu 1000 satranç sınıfını çok rahatlıkla takip edeceğiz. Sadece amacımız satranç sınıflarının malzemelerin korunması değil, bu sınıflar ne kadar efektif olarak da kullanılacağı olacak. O nedenle bu bir proje. Bu projeye başlarken konuşacağımız, düşüneceğimiz en önemli noktalardan birisi de bir, nerelere satranç sınıfı açılacağı, iki, bu satranç sınıfına kimlerin sahip olacak, kimlerin sahipleneceği. Buradaki en önemli sorumluluk sizlere ve bizlere düşüyor. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Başka arkadaşlar, evet, arka taraflardan. Bugün arka taraflar bayağı aktif yani gerçekten. Merhaba. Ben Tamer Karadeniz. 2000 yıl Türkiye Büyükler Satranç Şampiyonuyum. Ve birkaç seneden beri satranç koşulu yapıyorum. İşte Küçükler Şampiyonu'nun derece alan öğrencilerim var. Bu sene ilk kez Türkiye İşçi Bank Okulları'nda satranç öğretmeni olarak çalışıyorum. Satrancın faydalarını anlatırken, üniversite destekli, işte bu anaokullarında satrancı alan sınıflar falan, almayan sınıflar arasında yapar, bilimsel çalışmalar ortaya konulsa, biz iknada çok daha ilimiz güçlüdür. Yani bunu lütfen yapın, ben toplantıda söyledim. Alınan notları bu eklensin. Bence çok önemli çünkü veriler bilimsellik istiyor, işte daha... yani ikna gücümüz güçlenmesi, diğer satranç dışı branşlar da müfredata girmeye çalışıyor. Onlar da bir tatlı rekabet içindeyiz. Böyle olursa üniversite destekli, pedagoglar, psikologlar, işte anaokul öğretmenleri, alan sınıfları, almayan sınıflar, takip, İyi kötü bir şey olsun. Yani olsa bir şey oldu mu? İnandırıcılık artıyor. Okul yönetimleri birazcık daha sıcak bakacak diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Da bu konuda aslında Sayın Başkanımızın başlattığı bir inisiyatif var.
Özellikle ülkemizde satrançla ilgili yapılmış olan tüm bilimsel çalışmaları bir veri tabanında topladık şu anda biz. Elimizde şu andan biliyorum 20'ye yakın, 23 tane satrançla ilgili yapılmış master tezi, doktora tezi veya makale tarzında çalışmalar var. Yapılan bu çalışmalar uygulanan yerlerdeki sonuçları değerlendirici çalışmalar. Sizin söylediğiniz tabii çok önemli. Bununla ilgili de yapılan bir takım bilimsel çalışmalar var fakat bizim bunu teşvik ediyor olmamız gerekiyor. Yani belki bir takım kurumlar, kurullar oluşturuyorlar. Buralarda dediğiniz gibi pedagogların veya eğitmenlerin, farklı branşların, psikologların bulunduğu ortamlarda, komisyonlarda bunların yapılmasında fayda var. Belki biz bunu teşvik edici bazı faaliyetler düşünebiliriz. Zaten söylemiş olduğumuz raporlara girmiş, bizim için özel bir konu. Çok teşekkür ederim. Evet. Başka arkadaşlar, görüş, düşünce. Şu an erken vakitte, yani başkaları size kızmayacaktır muhtemelen. Onun için ne yapacak? Görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. En az yarım saatte buradayız desem, yine soru gelelim. Görüşürüz. Ama şimdi dün, ama tabii dün geç saatlerde sormak gerçekten zor ve cesaret istiyormuş. O bu saatlere uygun gibi düşünüyorum yani. Ya bizim toplumumuzun şöyle bir özelliği var. Bazen biz ikili görüşmelerde, ikili konuşmalarda çok daha cesaretliyiz. Fakat bu tarz ortamlarda konuşmaya biraz daha çekinebiliyoruz. Aramızda yabancı yok yani. Hep biz birlikteyiz. Bir aileyiz. Buyurun. İsmim İlknur Gölcük. Mersin'den katılıyorum. Evet. Anaokulu öğretmeniyim. Sınıf dediniz ya, sınıf yerine merkezlere yönelsek daha çok kişiye hitap etmez miyiz? Bunu soruyorum. Çünkü her okulda sınıf mevcut olmayabilir. Fazladan sınıf olmayabilir. Hani okul öncesi programında hani eskiden köşeydi, şimdi biz merkeze geçtik ya. Her sınıfta bir merkez hazırlasak, yani sınıfı bitirsek, merkeze geçsek daha iyi olmaz mı? Yani bir okulda farklı bir yer, o sınıfın içerisinde değil. Hayır, eğer biz bu okula şimdi istekleri alacağız öncelikle değil mi projede? Atıyorum A okulu. A okulunda da sınıf yok. Bu sefer öğretmen diyecek ki... Ana sınıfı yok, öyle mi diyorsun? Hayır, boş sınıf yok. Hani... Zaten biz, bir dakika. Ana sınıfı, satranç sınıfından bahsediyorsun, ana sınıflardan bahsediyorsun. Ana sınıflarla, şimdi bizim projemiz ana sınıfları ya. Ana sınıflar olduğu için öncelik merkezleri olsa daha aktif olmaz, daha çok kişiye yaygınlaştırmaz mıyız? Bizim zaten söylediğimiz aile sistemi aynı. Yani ha, merkez mi? Tabii yani biz takımları sınıfa vereceğiz. Sınıfın içerisinde duracak. Özel boş bir sınıfa açın istemiyoruz böyle bir şey. Aynı sınıf içerisinde kullanılacak bunlar. Yoksa sahipsiz olan bakanın bakması haktır. Şahit sahipsiz bırakmak için vazgelerimiz. Evet, buyurun. Ben de alacağım. Şarkı mı söyleyeceksiniz yoksa soru mu soracaksınız? Şarkı söyleyeceğim, bir de dans edeceğim. Çünkü... Evet, mikrofon hemen yapalım. Sağ ol. Şeyciz, ön toplantıda bu öğrenme merkezlerinden bahsetmiştik aslında. Çalıştay'ın ön toplantısında hatırladınız mısınız? Sınıflarda öğrenme merkezleri şeklinde yaparsak çok daha verimli olur diye. Bunu hatırlatmak istedim ama siz zaten hatırladınız hemen. Tamam. Derneğiniz olarak. Bir şey daha ilave etmek istiyorum ben. Bahadır Hanım'ın TRT'ye sunduğu bir dizi çizgi film vardı. Anlaşma yapılmış, geçmiş onaydan fakat TRT'nin bir şartı olmuş. Devamındaki bir dizinin daha görsel olarak ellerinde olmasıyla ilgili böyle bir protokol şey yapmışlar. Şimdi ben de dedim hani biz Eylül'de artık bu tüm hazırlıkları bir şekilde hani sunalım dedik ya, faydalanmaya başlayalım. O anlamda da Bahadır Hanım'ın diğer devamı gelmeden şu anda elinde bulunan yapılan anlaşmayla ilgili TRT'den hani Eylül'den itibaren yayınlanmaya çalışmasıyla ilgili ben de görüşmeler yapacağım. Onun tarihini öne alacağız inşallah. Çok diyorum. Güzel. Teşekkür ediyorum. Yani bunu siz tabii TRT adına. Ben TRT'nin içinde bulunan bir kişi olarak bunu yapabilmeyi umut ediyorum. En azından hani tüm çalışmaları Eylül'de tüm görsellerle, verilerle birlikte başlayalım. Teşekkürler. Rica ederim. Evet. Buyurun. TRT'nin hangi bölümde olduğunu soruyorlar. Ben Türk Sanat Müziği bölümündeyim, branşındayım. Ama yani genel müdürlüğe kadar uzanan görüşme yapabilirim. Sesi yüksek çıkıyor Feriha Hanım. Çok teşekkür ederim bilginizden dolayı. Şimdi biz bu yaptığımız çizgi filmi TSF ile paylaşmayı çok istiyoruz. Çünkü başkanımız sağ olsun kurulda bizi çok destekliyor.
Fakat şöyle bir durum var, televizyonda yayınlanmadığı için biz onların linklerini veremiyoruz. Tek sıkıntımız o, yani sözleşme gereği. Bize diyorlar ki biz TRT'de ilk önce bunu yayınlayalım, TRT Çocuk'ta. Sonra sen bunu yayınla, yani onunla ilgili bir sıkıntı yok. Zaten ben de eğitim kurulundayım, olmasam da yıllardır satrancın içindeyim. Kesinlikle bunu TSP'nin sitesinde, eğitim kurulu sayfasında Ayşin Hocam'la çok kez konuşuyoruz. Sürekli yayınlamak peşindeyiz. Şu anda benim elimde olmadığı için, o yasal anlamda olmadığı için yayınlayamadık. Onu konuşmuştuk da, onu istediler çünkü. İnşallah sorun çözüldükten sonra hani çok rahat hepsini paylaşmak istiyorum. Çünkü çok daha fazla bölümler de var. Elimden geldiğince yani faydalanmaya çalışacağım. Sağ olun. Demek ki neymiş? Birlikte kuvvet bağlanmış. Evet, başka bir... Ayşegül Akdeniz Denizli. Biraz önceki İş Bankası satar sınıflarının takibinin yapılamamasından kaynaklı aklıma bir fikir geldi. Şimdi ana sınıflarına satranç takımları ya da satranç güçlerini teslim ederken öğretmenler ya da idarecilerin değişikliği durumunda ilk temsilcileriyle yapılan bir protokolde okulun demir başında bunu kaydettirirsek eğer hesap sorulabilirliğimiz var. İdareciler yerleştiğinde ana sınıf öğretmeni gittiği zaman o idarecinin meslek devrimi müdür? İdareciler değiştiği zaman da o demir başı değiştiği zaman bir sonraki idareciye teslim etmek sorumluluğu var. Ama kaybolan taş olabilir ya da saat veriyorsak saatin pil biter akar gibi böyle şeylerden en azından malzemenin eskisini sorabilirliğiniz olabilir diye fikir vermek istedim. Çok çok önemli bir fikir. Teşekkür ediyoruz. Evet, buyurunuz. Akralardan herhalde. Akralarımızı toparlayalım istersen. Ben sana gelebiliriz. İsmim Sevinç. Ankara'dan katılıyorum. Bir bağımsız, milletime bağlı bağımsız anaokulunda kulüp öğretmeniyim. Bu arada kulüp yönetmeliği üzerinde de bazı arkadaşlarımız düşünürse verilen çalışmalar çıkabilir. Yani ders saatlerinin dışında kulüp açılabiliyor. Bu konuda açılmalı bence, değerlendirmeli. Onun dışında bir sınıfa bir hani merkez, oyun merkezi değil de daha böyle çanta gibi taşınabilir bir şekilde idare de duracak bir şeyin sınıf öğretmenlerini alıp yerine koyarak değerlendirebileceği bir çalışma olursa daha iyi olacağını, kullanılabilir olacağını düşünüyorum. Bir sınıf değil, benim okulumda 8 sınıf var. Ben fiziki olarak sınıf oluştururum, öyle bir alanımız vardı. Öyle olursa 8 sınıfında 16 öğretmenle 16 sınıfa da ulaşmış oluruz. Yani tek takımla hepsini tek takımla, evet. Tek bir çanta halinde, bir kit halinde yaparsak, bir sınıfta bir merkez oluşturursak diğer öğretmenler bundan faydalanamaz. Biz taşınabilir bir set halinde yapacağız. Öğretmen ders işleyeceği zaman koyacak diye bir yönü fikir iyi gözüküyor. Çünkü daha az malzeme ve ders sınıfına ulaşma şansı olacak ama hani her sınıfta olması daha etkin olur mu? Öğretmenler taşınma yoluna giderken kaybolur mu? Daha çok okulumuz olur böyle. Evet, evet. Böyle okulun sayımız azalır. Enteresan fikir, güzel fikir. Ama yani ben şeyde tarihsel tutum var. Her sınıfa verilince sınıfın demir başını bulup durur mu yoksa sahipsiz olan takımın sahip çıkmayıp sonra parçaları kaybolmaya başlayıp oradan öyle giderken olur mu diye. Çünkü okullarda kaybolma ihtimali olan mı madem olur mu? Belki onu tartışalım. İdare sahip çıkarsa öğretmen gittikçe hani yeni gelen öğretmenler kullanabilir. Giden öğretmen gittiği yerde kendi imkanlarıyla bu eğitim alacağı için farklı çalışmalar yapabilir. Tamam, teşekkür ederim. Evet, ön taraflardan sorular var. Sivas taraflarından gelen sorumuzu dinliyorum. İsmim Sevinç Kursa, Sivas'tan katılıyorum. Ben şöyle bir yarışma fikri ortaya atmak istiyorum. Taşların hareketleriyle ilgili birçok öğretmen arkadaşımızın tatlı yaklaşımları var. Eğer bir yarışma açılabilirse kendi sınıfındaki öğrencilerle beraber taşların ya da satrancın ilk çalışmalarını nasıl uyguladığını gösteren kısa bir film şeklinde bir yarışma açıp bunlar tesise gönderilebilirse oluşturulacak bir kurum tarafından da en orijinal fikirler şeklinde değerlendirilip bir yarışma oluşturulabilir mi diye düşünüyorum. Bu değişik yöntem ve tekniklerin de oluşması konusunda bir girişimde bulunması kısmını sağlayacak öğretmen arkadaşlara. Tamam, teşekkür ederim o zamanlıkla. Evet, ön taraflarda... Teşekkür ederim. Gitti mi? Aynen. Evet. Başka soru yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar katıldığınız için. Şimdi kısa bir dinlenme arası, çay arası vereceğiz. Daha sonra tekrar yine burada buluşacağız 20 dakika kadar sonra. Kapanış oturumumuzu ve kapanış konuşmalarımızı yapmak üzere. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ben de
partileriniz sandalyelerinizde bulunan anketleri doldurmanız ve çıkarken görevli arkadaşlara teslim etmeniz önemli rica olur. Eğer anketiniz yoksa lütfen arkadaşlara bilgi verin bu konu hakkında. Ayrıca bunun neticesinde emekler verildi ve çok da güzel bir kapanış oldu. Bunun için de neticelendirildi. Kutluyorum. Uzun ben yurt dışı kökenli birisi olarak uzun yıllar yurt dışında yaşadım. Yabancıların güzel bir sözü var. Pek hoşumuza gitmez ama doğru yönleri de var. Ancak her zaman bu söz benim içinde yara olmuştur. Kabul etmediğimiz bir sözdür. Doğruluğunu kabul ettiğim halde kendi açımdan. Derler ya, Türk gibi başlayıp Alman gibi bitirin. Kendi hayatımda hiçbir zaman bunu kabul etmedim. Evet, Türk gibi başladım. Bu projeye dahil olmak üzere artık Türk gibi bitirmeyi de öğrenmemiz lazım. Yapacağınıza inanıyorum. Sizi kutluyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Evet, çok kıymetli arkadaşlar, uluslararası satranç seminerleri çalıştığının ilkini yaptık. Tabii uzun bir hazırlık süreci, daha doğrusu düşünme süreci vardı. 3 ay önce arkadaşlarımızla oturduk. Bizim için nelerin önemli olduğunu tek tek not ettik. Ve gördük ki bunların içerisinde en önemli olanlarından birisi anaokullarında satranç. Buradan başlayalım dedik ve başladık. 3 haftalık bir süreçte neredeyse gece gündüz çalışarak bu programa hazırladık. Uluslararası Satranç Seminerleri Çalıştay. Adı bile çok güzel değil mi? Bana öyle geliyor. Evet, 2 gün süren bu çalıştayda sizlerden geri dönüşlere baktığımızda gerçekten iyi bir iş çıkardığımızı, hep birlikte iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Çok önemli, çok olumlu geri dönüşler ve bundan sonrası ikincisi, üçüncüsü ne zaman olacak, ne şekilde olacak, hangi konu işlenecek diye sorular gelmeye başladı. Özellikle bugünkü ayakta çalıştay gruplarını tek tek Kasım Bey ve Dernek Başkanı Salih Can Bey'le ziyaret ettiğimizde hangi odaya girdiysek büyük bir heyecanın içinde bulduk kendimizi. Benim hayat anlayışımda en önemli kriterlerden birisi heyecandır çok sevgili arkadaşlar. Bu heyecanı, bizde olan heyecanı tüm ailemizde sizlerde de görüyoruz. Ve bu bizim geleceğe satranç adına daha ümitli, daha olumlu bakmamızı sağlıyor. Anaokulları neden anaokulları? Belki aklımıza gelmiştir. Dün de anlatmaya çalıştım. Eğitim sistemi çok sık değişiyor. 2005 yılında Türkiye Satranç Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ve bizim için, Türk satrancı için çok önemli olan ilk öğretim okullarını seçmenin ders olması çok önemliydi. Ancak hepimiz de biliyoruz ki çoğumuz eğitim kökenliyiz. İlk 4+4'ten dolayı ilk 4'te seçmenin dersler kaldırıldı. Biz ona rağmen son 3 yıllık süreçte büyüme hızımızı kat kat artırarak devam ettik. Nedeni siz sahadaki çok çalışan, çok değerli arkadaşlarımızın gayretiydi. Evet, anaokullarda satranca başlamanız lazım diyoruz. Çünkü bu bir kültür.
sadece satrancı öğrenme değil, satrancı bir şekilde bir çocuğa belki birkaç günde, belki birkaç haftada ayrıca öğretebilirsiniz. Ama oradan aldığımız kültürü hayat boyu taşıyacağını biliyoruz çocuğumuzu. Bu bizim için çok önemli. Türkiye'ye, Türk satrancına, çocuklar adına da bu satranç kültürünü yerleştirmek adına bu yaptığımız uluslararası çalıştayın çok önemli olduğunu biliyoruz. Ve ülkede gerçekten çok önemli bir adım attığımızın da farkındayız. Evet, anaokullarında satranca başlarken, bir anaokulun çocuğunu satranca kazandırırken tüm aileyi, öğretmenini ve çevresini kazandırmış oluyoruz. Birçok küçüklerin yarıştığı turnalara gittiğimizde sadece anne babayı değil, büyük anne, büyük babayı da görüyoruz biz yanlarında. Bugün çalıştığın bir grubunda gittiğimizde, materyaller bölümüne gittiğimizde bir oyunla öğretilen materyalin başında Kiron dahil herkesi heyecanla oynarken gördük. Bu da bize gerçekten doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Evet, uluslararası anlayış çok önemli. Biz uluslararası anlamda çok değerli arkadaşlarımızı davet ederken bize bu çalıştaya katkı sunmalarını istedik ve şu anda gerçekten çok önemli katkılarını gördük. Ama şunu da söylemek durumundayım ki bu arkadaşlarımız da bizden, daha doğrusu sizden çok şey öğrendiklerini söylediler bize. Demek ki biz de Türk satrancı olarak dünyada çok önemli yerlerdeyiz. Anaokulları çok önemli diyor ve ilk çalıştayımızı bu konuyla başlatacağız. Bundan sonra çalıştaylarımız devam edecek. Bir başka konuya da açıklık getirmek istiyorum. Türkiye Satranç Federasyonu'nun desteğiyle Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın ve Başbakanlık Tanıtma Fonu'nun mali katkılarıyla Satrançla Büyüyorum Derneği yaptık çalıştayı. Satrançla Büyüyorum Derneği ya da Türkiye Satranç Federasyonu ayrı olan birimler değil. Sadece konuların biraz daha hızlı, prosedürlerin biraz daha yerinde olarak hareket etmesi adına yine bundan birkaç ay önce kurulmuş bir dernektir. Satrançla Büyüyorum Kulübü Derneği. Ben gösterdiğim tüm katkılardan dolayı gerek fikir olarak, gerek bürokratik olarak bu katkılardan dolayı derneğimizin başkanı Avukat Sayın Halil İbrahim Sarı'ya çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz Türkiye Satranç Federasyonu adına, yönetimimiz adına görev alan, görev bilen yönetim kurulumuz Kasım Bey'in çok ciddi destekleri oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ankara il temsilcimiz olmasının dışında eğitim kurulu üyesi ve bir satranç gönüllüsü olan Nilüfer Çınar'a çok teşekkür ediyorum. Teşekkür edeceğim o kadar çok insan var ki ben topluca teşekkür ediyorum hepinize. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Kıymetli misafirlerimiz, hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyor. Gitmeden önce son birkaç konuda anımsatma yapmak istiyorum. Birincisi, gitmeden önce bir toplu fotoğraf çekilmek için hepinizi sahneye davet ediyorum. İkincisi, sertifikalarınız hepinizin adreslerine postalanacaktır. Şimdi hepinizi sahneye davet ediyoruz. Fotoğrafçı gömleği var mı? Fotoğrafçıyı tam gömleği olmasın. Teşekkür ediyorum. Çektin mi?